Fullop İngilizce'den ailenizin teacher'ı Çağatay Hoca'dan sevgi ve selamlar. Bu videomda sizlere IELTS, TOEFL veyahut da üniversitelerin hazırlık sınıflarında okuyanlar için eseyi nasıl yazılır onu anlatacağım. Öncelikle sevgili arkadaşlar bu teknik bir video. Bütün aşamaları baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım. Ancak genel bir bilgi olarak iyi bir yazar olmanın iyi bir okur olmaktan geçtiğini, diğer bir deyişle taşmak için önce dolmanız gerektiğini hatırlatarak ilk olarak ekranımıza ulaşmak istediğimiz total sonuç yani nasıl bir şey yapacağımızın genel bir görüntüsü uzaktan gelsin. Ve aslında birçoğumuz buna ortaokul veya liseden kompozisyon yazma başlığı altında aşinayız. Giriş gelişme ve sonuç bölümleri aslında ulaşmak istediğimiz planın içeriği. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar ilk işimiz bir outline yani bir taslak oluşturmak. Şimdi bunu söylediğimde genelde hocam zaten zamanla yarıştığımız IELTS gibi, TOEFL gibi sınavlar veya hatta üniversitelerin hazırlık sınıflarındaki eseylerde biz zamanla yarışıyoruz. Bir outline'a ek bir zaman ayırmaya gerek var mı diye soruluyor. Cevap veriyorum kesinlikle var. Her ne kadar 2-3 dakikamızı alsa da outline bize aslında çok zaman kazandırıyor. Çünkü bütün çerçeveyi, bütün kalıbı çizmiş oluyoruz. Ve yapmamız gereken sadece kalıbın içeriğini doğru şekilde doldurmak kalıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi outline Taslak nasıl yapılır? Bugünkü ilk bu. Öncelikle bir konu var değil mi? Bize bir konu veriliyor yazı yazmamız için. Yapmamız gereken ilk iş bu konuya hangi yönden bakacağımıza karar vermek. Elimizdeki konu elektrikli arabaların future yani geleceği. Ben IELTS sınavı için 250-300 kelime istenir Task 2'de ikinci bölümde. Ona yetecek kadar bir yazma şimdi yazacağım, göstereceğim örnek olarak size. TOEFL için bu 350 kelimeye çıkıyor TOEFL'ın ikinci bölümünde. Eğer... TOEFL için yazacaksak bir paragraf daha eklememiz lazım. Yine aynı şekilde birçok üniversite hazırlık sınavlarında 250-300 kelime civarı istiyor. İstisnai olarak 400 kelimeyi de duyduk ama çoğunluk benim yazacağım skalada olacak. Eğer fazlaysa söylediğim gibi bir paragraf eklemeniz yeterli olacaktır. Şimdi bu anlamda ben hangi yönden yani elektrikli arabalara hangi yönden bakacağımıza dair iki tane fikir belirledim. Bir tanesi affordable transportation yani makul ücretli taşıma nakliye ve çevreyi koruması yönüyle. Şimdi bakın iki paragraf yazacağız dedik. Bu paragrafların her birine bu fikirleri birer tane paylaştırıyorum bakın. Affordable transportation for people ve products yani affordable transportation uygun fiyata taşımayı insanlar ve ürünler olmak üzere ikiye böldüm birinci paragrafımda. Aynı şekilde çevreyi koruma meselesi protect the environment ise bir, çevreyi karbon emisyonundan koruması. ikincisi ise gürültü kirliliğini azaltması olarak iki alt başlığa böldüm. Buralarda supporting sentence yazıyor her birinde. Bunun ne olduğunu birazdan söyleyeceğim. Şimdilik taslak olarak sonuna geldiğimiz bu aşamada bilmeniz gereken şey her paragrafı iki alt başlığa, iki alt fikire bölmüş olmamdır sevgili arkadaşlar. Şimdi taslağım hazır olduğuna göre artık yazmaya geçebilirim. Yazmaya geçtiğimde ilk yapmam gereken şey nasıl balıkçı oltayı suya atıp balıkları çekiyorsa biz de hook yani kancayı atıp okuyucuyu kendimize bir çekmemiz lazım. Hook sevgili arkadaşlar yazdığım eseyde ben varım diyen okuyucunun bir dikkatini çeken dikkatleri üzerimde toplamamı sağlayan bir cümledir. Peki nasıl hocam böyle bir cümle oluştururum? Nasıl bir kanca atarım okuyucuya? Üç şekilde atabilirsin. Bir soru Have you ever walked from one city to another? Siz hiç bir şehirden bir başka şehre yürüdünüz mü diye bir soru sorarak kanca atabilirsin ya da şaşırtıcı bir bilgi verirsin. 3 million cars are sold every year. Her yıl 3 milyon araba satılır örneğinde olduğu gibi veyahut da invention of electric cars was a major turning point gibi iddialı bir cümle kurarsın. Bunu yaptığın anda dikkatleri çektin artık okuyucuya vermek istediğin mesajları verebilirsin. Şimdi introduction paragrafı giriş paragrafını oluştururken giriş paragrafının en sonuna yazdığım cümleye lütfen buraya dikkat edelim. Test statement diyorum. Bu benim tez cümlemdir. Bütün yazacağım essaydeki içerik bu cümlenin içerisinde olmalıdır sevgili arkadaşlar. Ne yazdığıma bir bakın ne demeye çalıştığım benim daha iyi anlayacaksınız. Electric cars are groundbreaking technology. Çığır aşan bir teknolojidir. Which provides both affordable transportation hem makul fiyata taşıma sağlayan hem de çevreyi koruyan çığır açan bir teknolojidir dedik. Şimdi bunu söylediğim anda bakın ilk cümlem bu. Diğer ikisini örnek olarak verdik. İlk cümlem bu. Tesis statement'ın bu. Şimdi bana gereken İlk cümleden test statement'a geçişimi sağlayacak bir veya iki geçiş cümlesi. Onları da hani ilk cümlemiz buydu ya. Hiç bir şehirden diğerine yürüdün mü? Arkasından you could say what a weird question is this? Yani bu ne kadar tuhaf bir soru diyebilirsin. Ve haklısın and you're right because we have cars to take the easy way out. Yani işleri kolaylaştırmak için bizim arabalarımız var. With the help of improving technology, gelişen teknolojinin yardımıyla there have been so many electric cars inside recently. Çevrede çok fazla elektrikli araba gördük dedik ve ilk paragrafın sonunda test statement'ım koydum. Son birleşmiş hali introduction paragrafım burada ve gördüğünüz gibi test statement'ım koyu olarak yazılmış. Çünkü ilk paragrafın sonundaki test statement'ım çok önemlidir. Bütün anlatacağım şey oradadır. Tekrar söylüyorum. Ve sevgili arkadaşlar iki noktadan bahsettik. Bir daha söylüyorum. Affordable transportation ve protect the environment. Yani siz bu cümleyi yazdıktan sonra aşağıda elektrikli arabalar güvenli diyemezsiniz mesela. Çünkü benim tesis statement'ım sadece makul fiyata taşıma sağlaması ve çevresi koruması ile alakalı. Ve tekrar hızlı özetleyecek olursak kanca hook attık. Tesis statement'ım burada. İki tane de geçiş cümlesi. Introduction paragrafım hazır. Artık body yani gelişme kısmına geçebilirim. Gelişme kısmına geçtiğimde yukarıda taslakta outline'da yazmış olduğum iki fikir hatırlayın. İnsanlar için uygun fiyata taşıma ve ürünler için taşımaydı. Şimdi ben bu paragrafta bunu anlatacağım ya. İşte tam da bu yüzden bana bu paragraf için bir topic sentence lazım. Bu arada şunların isimlerini sizin bilmeniz gerekmiyor. Sadece ne yapmanız gerektiğini bilin. Yoksa onlar topic sentencemış. Tesis statement'mış. Bunların adını bilmeniz öğretmenin işi sizin işiniz değil. Dolayısıyla neymiş sevgili arkadaşlar? Topic sentence benim bu paragrafta yazacaklarımın bir özetiymiş. Bakın nasıl yazmışız onu. Elektrikli arabalar are drawing attention dikkat çekiyor. Especially due to their low operating cost. Özellikle düşük işletme maliyeti. Which means you can go far away for the price of a chocolate bar. Yani bir çikolata barı fiyatına uzaklara gidebileceğiniz. Veyahut da send your parcel kargonuzu cheaper than you did in the past geçmişte olduğundan daha ucuz gönderebileceğiniz anlamına geliyor diyerek bütün paragrafta anlatacağım her iki fikri bir giriş olarak burada söylüyorum. Sonrasında ise hemen şöyle gösterelim. Bakın affordable transportation için First of all diye başlayan bir cümleyle before the beginning of new millennium yeni milenyumun başlangıcından önce traveling to long distances were only for the rich Sadece zenginler için de uzaklara gitmek ama From the Day of Electric Cars elektrikli arabaların gününden sonra The cost of people transportation has fallen by a third. Şimdi taşıma maliyeti 3'te 1 oranında düştü diyor. Şimdi bu bir iddiadır sevgili arkadaşlar. Çünkü sen diyorsun ki elektrikli arabaların taşıma maliyeti 3'te 1 oranında düştü. Elektrikli arabalarla birlikte diyorsun. Bunu söylediğin anda Outline'da da birazdan açıklayacağım dediğim supporting sentence'a geldik. Bu bizim iddia İddiamızın destek cümlesidir. İşte tam olarak bakın burada. Tekrar söylüyorum. Sen bir iddiada bulundun. Bu iddiayı bir supporting sentence ile desteklemek zorundasın. Eğer supporting sentence yazmazsan bir destek cümlesi o boş bir iddia olarak o cümle havada kalır sevgili arkadaşlar. Üç şekilde supporting sentence yapabilirsin. Birinci şu anda karşınızda. According to HDO de insan taşıma organizasyonuna göre according to göre the number of people traveling has nearly doubled since the year 2020 2020 yılından beri seyahat eden insan sayısı neredeyse iki katına çıktı diye bir kuruma referans vermişim bir bilgiye bu arada bu şeyi ben uydurdum Human Transportation Organization diye bir şey yok. Yani inşallah yoktur. Ben uydurdum. Zaten bu tür yazmaların en güzel yanı da budur. Yazdıklarınızın doğruluk değerini kimse sorgulamaz. Dolayısıyla ben bir supporting sentence'ın birinci yöntemi olarak bir bilgiye referans var Şimdi gelin ilk paragrafımın ikinci iddiası. Yani ürünlerin uygun fiyata taşınması ve onun supporting sentence ile devam edelim. Burada first of all demiştik. Burada secondly diye devam ediyor. Shipment courier fee yani kargo ve taşıma ücretleri has also dropped. Dikkate değer bir şekilde düştü. Which made online shopping cheaper than ever. Ki bu online shoppingi hiç olmadığı kadar ucuz getirdi dediğim anda ben bir iddiada bulundum. Ve hatırlayın ne demiştik? Bir iddiada bulunduğum an hemen arkasından bir supporting sentence onu desteklemem lazım. Birinci yöntem bir bilgiye bir kuruma referans vermekti. Burada ikinci yöntem de görüyoruz. I used to get only a couple of things online but last year... I personally placed 254 orders. Geçen yıl sadece ben kişisel olarak 254 sipariş verdim diye ikinci supporting sentence yöntemi yani kendi hayatınızdan bir örnek verebilirsiniz. Üçüncü ve son olarak da Transporters Union Leader Cemşit Hacı Yatmaz. Bunu da benim uydurdum çok bellidir herhalde. İşte taşıma sendikası lideri Cemşit Hacı Yatmaz der ki Thanks to electric cars elektrikli arabalar sayesinde Kargoculuk will be improved in the near future yakın gelecekte gelişecek diye bir kişinin sözüne referans verebilirsiniz. Birincisi bir bilgiye bir kuruma referans verebilirsiniz. İkincisi kendi hayatınızdan bir örnek verebilirsiniz. Üçüncüsü bir başkasının sözünü supporting sentence olarak aktarabilirsiniz. Bu yaptıklarımızın tamamını da Aynı şekilde gelişmenin ikinci paragrafına neydi taslakta yazdığımız outline'da? Karbon emisyonun azaltılması ve gürültü kirliliğinin azaltması diye söylemiştik. Aynısını da ikinci paragrafa uyguluyorsunuz. Body yani gelişme de bitti. Şimdi geldik sevgili arkadaşlar. Conclusion yani sonuç bölümüne. Sonuç bölümünün en önemli yanı, dikkat etmeniz gereken en önemli şey yeni bir şey söyleyemezsiniz. Siz yukarıda uygun fiyata taşıma yapabileceğinizi ve çevre kirliliği yönüyle olumlu bir araç olduğunu söylediğiniz elektrikli arabaların. Dolayısıyla burada tutup da aynı zamanda işte çok güzel renklerle üretilir falan gibi yeni bir şey söyleyemezsiniz. Şöyle bir şey söylerseniz Türkçe olarak söylüyorum. İşte yukarıda gördüğünüz sebeplerden elektrikli arabalar hem çevre dostu hem de taşıma maliyetini düşürdüğü için iyidir gibi bir şey söylemelisiniz. Ve bunu yapmanın en güzel yolu sevgili arkadaşlar hatırlayın ilk paragrafımızın sonundaki tez cümlemiz, tez statement'ımızı Paraphrase etmek yani aynı anlamı başka kelimelerle vermek bu işin en kolay yolu. Bakın nasıl yapmışım ben burada. With the advantages of being budget and environmentally friendly. Şimdi budget friendly dediğimizde bu ne oluyor? Affordable transportation'a giriyor. Peki environmentally friendly dersek, çevre dostu dersek o da the environment'a geliyor. Diyorum ya aynı anlamı farklı kelimelerle sağladık. İşte bu avantajlarıyla... E, future belongs to electric cars. Gelecek elektrikli arabalara aittir. Everything will be transported in a cheaper way. Her şey daha ucuza taşınacak. And less harmful to the environment. Aslında bu da ilk cümlenin biraz açıklaması oldu. Son olarak da işte bu söyleyeceğim ilgili kitaplarda yok. Bunu yılların tecrübesiyle ben kendi şahsi olarak öğrencilerime verdiğim bir tavsiyedir. Şimdi nasıl biz başta bir hook kancayla girdik, okuyucunun dikkatini çektik. Gelişme bölümünde her fikrimi supporting sentence ile destekleyerek bir bütünlük oluşturan bir parça yazdık. Hani bir şeye nasıl başladığın, nasıl devam ettiğin tabii ki önemlidir ama nasıl bitirdiğin, coşkulu, güçlü bir bitişle bitirmen de akılda kalıcılık yönüyle önemlidir. Şimdi bu anlamda ben diyorum ki yazımızın, eseğimizin son cümlesi sloganik, böyle ünlemli akılda kalan bir cümle olsun. Peki ne demişiz burada? İşte gördüğünüz, anlattım, anlattım. Elektrikli arabalar şöyle ucuz, işte e, çevre dostu. O halde so time to get a new Tesla now. Yeni bir Tesla almanın vakti geldi diye sloganik, iddialı bir ifadeli eseğimi bitirdim. Şimdi başta bakın şöyle boş halini gördüğümüz tablonun dolu hali ve yaklaşık 250-300 kelime civarında tek paragraf, ikinci paragrafı yazarsanız 350 civarı kelimeye ulaşırsınız aynı bu formatta. Böylece fikriniz zannediyorum bu konuda olmuştur. Şimdi hocam ben IELTS'ten işte 5 ve üstü, TOEFL'dan 40 üzerinden 30 ve üstü veyahut da hazırlık sınavından güzel bir yazma notu almak istiyorum diyorsanız olmazsa olmaz bir üçlüye ihtiyacınız var. Birincisi bağlaç. Nedir bağlaç sevgili arkadaşlar? Şimdi cümleler Den oluşuyor paragraf değil mi? Peki düşüncenin güzel akması için o bahsettiğimiz cümlelerden oluşan paragrafın güzel bir ahenk içinde bir araya gelebilmesi için işte şu anda sarı sarı ekranda gördüğünüz bağlaçlara ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi homojen bir şekilde dağılarak aslında düşünce akışını düzenliyor. Parçayı daha kolay okunabilir, daha kolay anlaşılabilir ve aynı zamanda da akılda daha kolay kalabilir olmasını sağlıyor. Demek ki neymiş? Muhakkak doğru yerlerde Doğru bağlaçları zengin bir şekilde kullanmam gerekiyormuş. İkincisi, biz burada madem bilgimizi göstermeliyiz değil mi? Yani benim zihnimde muazzam cümleler olabilir, önemli değil ama ben bunu kağıda dökmediğim sürece ben İngilizce seviyemden benim eseğimi okuyan kişiyi haberdar edemem. O yüzden pasif gibi ileri seviye bir konudan da en az birkaç tane örnek, numuneyi eseğime serpiştirmem lazım. Ve son olarak yine ileri bir gramer konusu olarak who, which, that'ler that, bakın böyle yine homojen bir şekilde 2-3 tane yeterlidir. Pasif veya relative clause'dan 2-3 tane parçanızın bir yerlerine serpiştirmeniz biz bu konuyu biliyoruz da yazıyoruz. Mesajını vermek için yeterlidir sevgili arkadaşlar. Şimdi bunları da bitirdikten sonra Son bir check yani son bir kontrol yapmanızı ben size öneriyorum. Birinci kontrolde gramer yönüyle bir hata yaptık mı? İkinci kontrolde bir yazım hatası yaptım mı? Kelime bazında yaptım mı diye. Üçüncü kontrolde structure yani yapılar yönüyle mesela edilgen çatıyı kullanırken relative clause'ın who, which, that kullanırken bir hata yaptın mı diye kontrol etmenizi ve son olarak da noktalama yönüyle eseyinizi kontrol edip muazzam kaliteli bir iş ortaya çıkarmanız çok daha kolay olacaktır. Evet benim söyleyeceklerim ile alakalı bu kadar. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.